Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kitap videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce kitabıma şunu söylemek istiyorum. Hani ben şunu fark ettim ki kitap videolarımı bayağı bir uzun aralıklarla çekiyorum. Ve siz de şöyle diye olabilirsiniz diye düşündüm. Hani bu kadarcık bir kitabı o kadar ayda nasıl okuyorsun? Daha hızlı okumalısın falan diye olabilirsiniz arkadaşlar. Ama öyle değil. Ben aslında kitabı okuyorum. Aradan birkaç ay geçiyor. Ondan sonra ben videosunu çekiyorum. Yoksa o kadar uzun sürede zaten benim şu kadarcık bir kitabı okumam yani acayip bir şey olur. Yani benim yaşımdakilere göre, 11-12 yaşındakilere göre. Neyse, hemen kitabıma geçiyorum ben arkadaşlar. Kitabımın adı Charlie'nin Çikolata Fabrikası arkadaşlar. Şu şekilde bir kapağı var. Bu kitap normalde arkadaşlar Türkçe yazılmamış. Çeviren de var hatta. Çeviren kişi de Celal Üster. Gerçekten çok güzel bir kitap. Hatta arkasında şöyle özet şeklinde yazılar oluyor. Hemen oraya okuyacağım. Charlie annesi babası, iki ninesi ve iki dedesiyle büyük bir kentin bitiminde küçük bir tahta barakada yaşamaktadır. Yoksuldurlar. Charlie çikolataya bayılır ama alacak parası yoktur. Biriktirilen parayla yılda bir kez küçük bir çikolata girer evlerine. Bu büyük kentte Charlie'lerin evinde bile görülen kocaman bir çikolata fabrikası vardır. Dünyanın en ünlü çikolataları üretir. Günlerden bir gün fabrikanın sahibi Bay Wonka, imparatorluğunu devredeceği bir varis seçmek için yarışma düzenlediğini açıklar. Charlie de adaylardan biridir. Özeti bu şekildeydi. Hani gerçekten ben çok beğendim. Hatta kitabın sayfasına bakayım. 205 sayfalık bir kitap. Hani aralarda şöyle küçük küçük karikatür gibi resimleri de var. Bu bir çocuk romanı arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Can Çocuk basımında. Benimki 58. basımda. Değişebiliyor ama yine de aynı şeyler alıyor. Ben de kendimce biraz özetlemek istiyorum bu kitabı. Kendi fikrimce. Hani Charlie diye bir tane çocuk var. Zaten anlamıştırsınız, baş karakter o. Charlie diye bir tane çocuk var. İşte çok annesi babasının nesi falanla birlikte yaşıyor. Gerçekten çok paraları neredeyse hiç yok. Hani ufacık minnacık bir kulübede yaşıyorlar. Hani ya ben aslında bu kitabı anlatmayayım ya. Yani anlatmayayım dediğim, hani heyecanını kaçırmak istemiyorum. Her şeyin kaçırmak istemiyorum. Her şeyini size anlatırsam okuyacak bir şey kalmaz zaten bu kitabın. Ya işte Charlie diye bir tane çocuk var. Öyle anlatayım kısacası. Ben bu kitabı 12,5 liraya almıştım sanırım. Tam hatırlamıyorum. 12 lira civarında bir şey almıştım ve bence çok uygun bu fiyata böyle bir kitap. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok uygun. Hatta içinde şöyle bir bölüm de yapmış. Güzel bölümler de var mesela. Şöyle ilk sayfasında şöyle başrol karakterlerine, daha doğrusu şu Charlie haricindeki diğer yardımcı karakterlerin resimlerini ve işte isimlerini yazmış. Mesela iki sayfa sonrasında da mesela çocukların isimlerini verip işte özelliklerini göstermiş. Mesela birini demiş, sabahtan akşama kadar cak cak ciklet çiğneyen bir kız. Böyle böyle kişileri de az çok özetlemiş arkadaşlar. Hani dediğim gibi ben bu kitabı çok beğendim gerçekten. Şöyle, bu kitabı gerçekten ben çok beğendim arkadaşlar. Hani almanızı da tavsiye ederim. Mesela şu gösterdiği de mesela bir altın bilet. Hani başlarına çeşit çeşit olaylar geliyor. Olaylar da biraz enteresan bir olaylar. Zaten anlamıştırsınız. Şu da gösteremiyorum, pardon. Şöyle. Şu da Bay Willy Wonka. Şu şekilde.
Gerçekten çok beğendim bu kitabı. Okumanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olup like tuşuna da basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.